Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye kimse bilmez. Merhaba arkadaşlar. Uyku tutmadı. Birkaç not alıp geçtim kameranın karşısına. Masa çok dağınıktı. O yüzden kamerayı bu defa buraya çevirdim. Hiç toplayacak halim yok. Duyuyor musunuz? Mehmet Güreli eski şarkılarını yeniden seslendirmiş. Çok da güzel olmuş. Oda Müziği 1 albümün adı. 10 şarkı var. Çok da güzel bir albüm kapağı. Görebiliyor musunuz? Kimse bilmez de çok şarap içtim yani. Yeniden söylemesi pek iyi olmamış Mehmet Baba'nın bunu. Bilginiz olsun efendim. Mehmet Güreli Oda Müziği 1 albümüyle tüm Spotify'larda. Müzik Market mi kaldı? Onun dışında Aslan Kralı izledim sinemada. Biliyorsunuz çocukluğumuzun efsane çizgi filmiydi. Şimdi animasyon. Ya çok iyi yapmışlar hocam. Muhteşem yapmışlar. Mutlaka gidin izleyin. Yani çocuklarınıza da gidin de yetişkinler için de zaten. Bizim izlediğimiz sinema salonu full yetişkindi yani. Premierine gittim ben. Berlin premierine, galasına. Mesajlar biraz tabii pek hoş değil ama. Bence Aslan Kral filmi çocukluktan itibaren şunu öğretiyor. Güce itaat edin. Yani düzeni bozmayın çocuklar yani. Düzen güzeldir yani. Hani aramızda birkaçımız da işte doğal seleksiyon yoluyla kaybolabiliriz bu dünyadan. Çok da mühim değil yani. Böyle bir film ama güzel film. Sanattan başlamışken yani müzik söyledim, sinema söyledim. Selahattin Demirtaş kaldığı hapishaneden resimler paylaşmaya devam ediyor. Vallahi bir bakın yani. Sezgin Tanrıkulu'nu o kadar iyi çizmiş ki. İki öykü kitabı yayımladı, şiirler yayımladı ve şimdi de resimler yayımladı. Bir bakın yani. Onun dışında gelelim fasulyenin faydalarına. Sputnik, Rusya'nın Türkiye'deki işte medya kuruluşu. CNN Amerika'nınsa, BBC İngilizlerinse, Deutsche Welle Almanlarınsa, Sputnik'te işte Rusların Türkiye'deki bayağı da iyi bir internet sitesi bence. Yani mainstream olarak. Ben radyocuyken bayağı faydalanırdım. Yani radyocu falan varsa aranızda böyle yaşam, lifestyle haberlerini takip edebileceğiniz en iyi yer orası. Yani 5 moderasyon çıkardı Sputnik Türkiye'nin yaşam sayfasından. Neyse o ayrı bir konu. Şimdi 3 tane bunlara program yapan gazeteci. İsimlerini çok Yusuf Oğan bir tanesi galiba. İsimlerini sallıyor olabilirim. İsmail Saymaz'ı iyi tanıyorum. Bunlar Ahmet Davutoğlu'yla bir röportaj yaptılar ve bunu YouTube, kendi YouTube kanallarından yaptılar. Sputnik buna rağmen bunlara çıkış vermiş. Neden? Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun haber değeri olmadığını düşünüyor Sputnik'in genel yayın yönetmeni. Ulan bir önceki başbakan değil mi? Bir öncekinden bir önceki. Nasıl haber değeri yok? Adam parti kuruyor. İnsan biraz bekler öyle kovar ya. Kötülüğün bu kadar açık yapıldığı başka bir yer yok arkadaşlar. Vallahi bak. Utanma duygusu olmayınca yani ar damarı çatlar ya bir ülkenin. Ülkenin çatlamış yani. Yani düşünsene sen bir röportaj yapıyorsun burada. Atıyorum bir önceki başbakanla işte Gerhard Schröder'le bir röportaj yapıyorsun. Almanya'da bir gazeteciyi işten çıkarıyorlar falan. Boeing çöplüğü diye bir haber okudum. Valla şimdi Boeing 737 Max uçağın adı. Bunlar arızalı çıktı. İşte iki uçak kazası oldu Endonezya'da falan biliyorsunuz onları. 500'e yakın insan öldü. Tabii milyarlarca euro tazminat ödeyecek şimdi bu Boeing bu şirketlere. Uçak şirketlerine çünkü o uçakları kullanamadı şirketler. Şimdi 35 uçağı çöpe atmışlar. Kaliforniya'da uçak mezarlığı varmış. Valla çok üzüldüm ya uçaklara. Uçakların bir ruhu olduğuna inanıyorum ben nedense. Hani her uçağın kendine göre bir şeyi var sanki. Öyle bir hissiyatım var benim. La Casa de Papel'i izlediniz mi? 3. sezon. Bence çok güzel olmuş. 8 bölümü bir çırpıda izledim. 3-4 saatimi almıştır belki daha fazla. Ben beğendim. Yani o heyecanı tekrar verebilmeleri önemli. Bu arada Netflix'in abone sayısı 150 milyona çıkmış dünya genelinde. Yani sinema sektörü bitti. Spotify geldi, radyo bitti. YouTube geldi, televizyon bitti. Yani internet enteresan noktalara taşıyor dünyamız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu YouTube'dan yayın yapanları ben izliyorum. Eski gazeteciler. İşte Ruşen Çakır var, Cüneyt Özdemir var falan. Bunlar YouTube'da olduğunu unutuyorlar. Yani ana akım gibi yapıyorlar yine haberleri. Bir şey koymuş, biplemiş falan filan. Lan kitap okuyorsun, bir şey yok ki. Yani oral seksi bipliyor falan. Manyak mısınız hocam? Orası YouTube burası ya. Burası özgürlükler dünyası. Adam kendi kendine YouTube'da otosansör uyguluyor. Sal baba, sal. Biraz rahat ol. İçindekileri söylemediğin o kadar belli ki. İçindekileri söyle. Yani Selahattin Demirtaş'ın resimlerini televizyonda övemezsin ama YouTube'da översin yani. Hukuki bir sıkıntı yok bunda. Recep Tayyip Erdoğan hapisteyken de biz onun şiir kasetini dinliyorduk yani. Yani hapisteki insanı iyi bir şeyle anmak suç değildir. Televizyonda suçtur. Türk televizyonlarında suçtur. Ama burası YouTube. Şimdi Avusturya'da bir Trabzonlu tarihi bir bina almış. Çok güzel. Binayı bordo maviye boyamış. Yaşadığı şehrin belediyesi bu renkler şehrimize uymuyor demiş. İşte biz boyayalım. Parası bizden yeter ki bırak demiş. İzin vermemiş Trabzonlu. Dava açalım demiş. Bilmem ne. Şimdi Avusturya'da işte böyle bir sürü altbau tarihi binanın içinde bir bordo mavi bir bina var. Ben baktım. Bence güzel yani. Cırtlak değil yani. Gayet uydurmuş bence. Yani bu Avrupalılar da gerçekten bazen kafayı... Ya adamın kendi binası ya. İstediği renge boyar sana ne kardeşim. Mülkü adamın mülkü. Ya şuna ben de karşı
mesela fıstık gibi bir binanın altına yıldız imbiz yazıyorlar. Yıldız döner kebap yazıyorlar. Sarı, yeşil, Urfa kebap, tatlı sesli lahmacun. Bunlar kötü. Ama adam bordo maviye boyar isterse, isterse sarı kırmızı yapar. Sana ne yani? Şimdi şey diyorlar, Berlin'de bu Zonenallee diye bir yer var, hep Arap. Zonenallee'nin hepsi Arap diyor Almanlar. Ulan adamların mülkü. Adamlar binaları satın almış. Arabı Türk'ü mü var artık onun? Adam binayı almış. Şimdi AK Parti içinde bazı milletvekilleri iyice kazan kaldırdı. Bunlardan bir tanesi Mustafa Yeneroğlu. Eskiden Almanya'da Milli Görüş'ün başındaydı. Efendi bir adam olarak tanıdım ben onu hep takip ettiğim kadarıyla. Şimdi AK Parti'yi oldukça eleştiriyor. Çünkü yurt dışındaki Türklerin aleyhine birçok yeni kanun çıkardı AK Parti hükümeti. Bunların içinde ne var? Söyleyeyim size. 1. Askerlik 1000 euroya düşmüştü. Tekrar 5133 euroya çıktı. Yapmıyorsun askerlik. Sadece parayı yatırıyorsun yani. Dövizli askerlik. 2. 170 TL'ye telefon harcı yatırıp telefonu kullanmaya devam ediyordun. 1500 TL oldu. Yüzde kaç artış bakın yani. İşte 1000 euro 5100 oldu. Yüzde kaç var orada? 170-1500 oldu. Yüzde kaç var orada? Siz bakın onlara ben. Şimdi matematik yapmayayım. Bir de tabii emeklilerle ilgili. Yani emekli olmak artık çok zor Almanya'da yaşayıp Türkiye'de. Yani askerlikle ilgili fikrim Türkiye'de bedelli neyse burada da olsun. Döviz askerliği falan kaldırın yani. Vatandaşsa ya gitsin yapsın ya da bedelliden faydalansın yani. Bir sürü zengin çocuğu geliyor burada. Mesela ben de öyle yaptım açıkçası. Zengin olduğum için değil ama şartlarım öyle gerektirdi. Geldim burada. 3 sene çalıştım. Gittim. Dövizli askerlik yaptım ama ben gittim. Burdur'a gittim. 21 gün askerliğim var yani. Onun dışında bu 170 lira olan telefon harcının 1500 lira olması çok saçma yani. Buradaki her insan çoluğu var, çocuğu var, genci var. Hepsi zengin değil yani bunların. Geliyor Türkiye'de birkaç ay kalıyor. 1500 lirayı nereden bulup yatırsın? Telefon artık sadece yetişkinler ya da zenginler kullanmıyor ki. Herkes kullanıyor yani. Ama bu emeklilik iyi oldu. Yani emekli emekten geliyor. Dolayısıyla burada yaşayan birisi Türkiye'den emekli olamaz. Çünkü ne yapıyorlar biliyor musun? Çalışıyor gösteriyor orada bir tanıdığının yanında falan birkaç ay. Aa bak işte çalışmıştım falan filan deyip emekli oluyor. Şimdi eskisi kadar kolay değil. İki katı para yatıracak eskiye nazaran. Ve %30 oranında daha az maaş alacaklarmış. Buna sevindim. Mustafa Yeneroğlu bunu eleştiriyor. İşte diyor ki hükümetimiz yurt dışındaki Türkleri para makinesi olarak görüyor. Öyle hocam. Kimi para makinesi olarak görmüyor ki? Allah sen. Almanya ile ilgili bir şey daha not almışım. Şimdi Almanya Başbakanı Şansölye yani Angela Merkel kadın. CDU'lu bir kadın. Avrupa Komisyonu Başkanı eski Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen. CDU'lu bir Alman kadın. Von der Leyen'in yerine de o Avrupa Komisyonu Başkanı olunca Angela Merkel'in yerine CDU Genel Başkanı olan yine Alman CDU'lu bir kadın Annegret Kramp-Karrenbauer oturdu. Yani bak Almanya şansölyesi. Alman Savunma Bakanlığı çok önemlidir. Yani Avrupa'nın en fazla silah satan değil mi Savunma Bakanlığı? Ve Avrupa Komisyonu Başkanı. Üçü de Alman, üçü de kadın, üçü de CDU'lu. Vay bu Avrupa'nın haline yani. Gerçekten Alman kadını çalışkan, disiplinli başka yani. Ben görüyorum burada bizim mahallede de çok var. Yani 3 tane çocuğunu böyle bisiklete bindiriyor. Kışın soğukta falan yuvaya götürüyor falan. İnanın çalışıyor, alışveriş yapıyor, yemek yapıyor. Ya bizde de çok fedakar kadın vardır ama Alman'ınki böyle bisikletle falan görünce biraz daha değişik geliyor insana. Ve dünyanın en zengin 10 ailesi açıklandı. Birinci sırada Amerikalı Koch ailesi var. Her iş yapıyor bunlar. İkinci sırada Cargill'ler var. Onlar da yani her iş yapıyor bunlar yani açıkçası. Üçüncü sırada Alman, Schwarz Group, Lidl'ın sahipleri. Dördüncü sırada Robert Bosch, Alman, Bosch'un sahibi. Beşinci sırada Aldi Group, Aldi marketlerinin sahibi. Alman aileler bayağı zenginlikte almış yürümüşler. Ondan sonra bir Fransız aile var. IKEA var, Mars Group var. Amerikan, bir Çinli şirket, bir de İsviçreli şirket var. En geç kurulan bunların içinde Çinli şirket. Yani gerisi hep 1800'lü yılların sonlarında kurulmuş neredeyse. Tabii 1900'ün işte başları falan da var ama hani 1990'da kurulmuş bir şirket. Bugün dünyanın en zengin ailelerinden biri Çin'de. Böyle bir şey mümkün olabilir biliyorsunuz. Notlarım bunlardı efendim. Benim gündemimde bunlar var. Umarım yarın iş yerinizde, pauzede ya da öğlen molasında bunların içinden anlatacak bir şey bulursunuz. Yoksa boşuna geçirdiğiniz bir 10 dakika olmasın yani. Hoşçakalın.